Bak Şefkat, Avrupalılara mahalle kültürünün güzelliklerini göstereceğiz. Bak. O yüzden senden rica ediyorum. Yani şu sıralar bu atarına giderine biraz dikkat et. Yani az tut kendini be. Tamam canım, onları dövecek halimiz yok herhalde. Yetmez Şefkat'ım, yetmez. Bak mahalledeki hepimizin sakin olması lazım. Tamam, açıkça söylüyorum. Senin ve Esin'in daha az didişmeniz lazım. Hatta hiç. Vallahi benim de isteğim o kardeş. Ama Esin sağ olsun aksini yapmam için elinden geleni ardına koymuyor yani. Tamam Şefkat, bak bu mahallemiz için çok önemli bir fırsat. Bak ben bunu muhtarıyım ya. Bak kendimizi Avrupa'ya tanıtacağız. Yani ödenek cabası ki ben buranın muhtarıyım, düşünsene. Yani rica ediyorum Esin'le sen bir tık daha yani olgun olsanız. Vallahi nişo artık Esin'in yörüngesindeki Şefkat yok. O yüzden abi arıza çıkar. O arıza da senin hayata dek gelir. O zaman yapabileceğim bir şey yok. Ama ben senin güzel hatırın ve mahallemizin selameti açısından kendimi tutmaya çalışırım. Yani kasıtlı faul yapmam. Tam konuda rahat ol ya. Tamam Şefkat. Neredeymiş senin heyet? Geldiler, Gizem Hanım ilgileniyor. İyi. Şefkat, hazır mısın? Hazırım, hazırım. Geldim. Hadi. Ne giydin sen öyle ya, maça gider gibi? Ya bugün maça gidemedin ya, içinde kaldı değil mi? Ya olsun sevgilim, sen de önümüzdeki hafta maça gidersin. Hadi şimdi üstünü değiştir de gidelim. Gülerler bize böyle ya. Yok, içimde falan kalmadı. Ben maça gidiyorum gayet de. Nasıl ya? Söz vermiştin, sinemaya gidecektik. Vallahi fikir değiştirdim. Maça gideceğim. Sen bu sefer kızlarla gidiver sinemaya. Oldu, son anda karar değiştirdim. Sen kızlarla git, olmaz öyle. Ya söz vermiştin, hayal kırıklığına uğratıyorsun beni. Sen de gel maça. Sinema niyetine maçı izlesin. Hem o senin sanat filmlerinden daha eğlenceli olduğu kesin. Senin o senin sanat filmi dediğin film bir sürü ülkeden bir sürü ödül aldı. Ben kesin izleyeceğim o filmi. Ha, ödül aldıysa kesin izlemek lazım tabii. Ben de zaten birkaç sene önce bir filme gittiydim böyle çok ödüllü diye. Neydi adı, dur bakayım. Zebra'nın timsah gözyaşları mıydı neydi? 5. dakikada sen bana bir rehavet çök. Ben bir uyuyakalayım, horul, 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 millet şşt, şşt diye diye uyandırdı. Yani diyeceğim, bunlar ödülleri bu filmlere veriyorlar da bence biraz anlamadıklarından yani çaktırmamak için falan da veriyor olabilirler yani. Sen en iyisi gel bizim maçı izle, en azından bizim maçta 2 tane kale var, daha dürüst, daha adil bir oyun ya. Ne saçmalıyorsun ya? İyi tamam, ne yaparsan yap, nereye gitmek istiyorsan oraya git. Ben de sinemaya tek başıma giderim. Yok canım. O zaman sen de gel. Yavaş be oğlum be, Allah Allah ya. Allah. Tam zamanında var be. Ne var lan? Alo. Şeva bak, biz şimdi köy ocağının oraya toplandık aga. Burada ince ince çocuklar ısınmaya da başladı. Geliyor mu gelmiyor mu delikanlı gibi? La oğlum geliyoruz dedik ya. Koçum ben maça geleceğim dedim mi maça gelirim. Bitti. Hadi siz ısınmaya başlayın, ben geliyorum hadi. Evet, sen de çık televizyona bakarsın artık. Oldu. Sen gelmiyorsun diye ben evde oturup televizyon izleyeceğim. Yok öyle bir şey. Ben de o zaman tek başıma giderim. Hem belli mi olur? Belki o kadar çok eğlenirim ki tek başıma. Bundan sonra hep tek başıma giderim. Dikkat et. Ama ne yaparsan yap ya. Kocaman kadın abi, ben mi söylüyorum artık ne yapacağım ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.